Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere tek kişilik lastikli çarşaf nasıl dikilir, ölçüleri ve nasıl dikildiğini paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Benim tek kişilik bazamın ölçüleri 90'a 1.90 standart ölçülerde arkadaşlar. Yatağımın yüksekliği ise 25 santim. Ve biz bunu nasıl yapıyoruz? Eni 90 santim. 90 santime 25 santim ekliyoruz. 5 santim de dikiş payı 30 santim ekliyoruz. 30 buradan, 30 buradan toplamda 60 santim ekleniyor. 90 artı 60 eşittir 150 santim yapıyor. Yatağımın boyu ise 1.90. 1.90'a 60 eklediğim zaman da 2,5 yapıyor arkadaşlar. 2 metre 50 santim yapıyor. Ve ben bu ölçülerde çarşafımı hazırlıyorum. Çarşafımın boyu 2,5 metreden kestim. Ayarladım ve şimdi çarşafımın eninden çıkaracağım arkadaşlar. Çarşafımın eni 2,50 olacak. Evet, şimdi çarşafımı ölçüyorum. Çarşafımın enini 1,5 metreden keseceğim. Ölçüleri de tekrar yorum kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi çarşafımın eni şu şekilde 1,5 metre. Tabii çarşafımızı dikmeden önce yıkıyoruz, kurutup ütülüyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden yıkadım ve çekeceğe kadar çekti. Nereden işaret almıştık? Şuradan, evet. Şimdi buradan ben çarşafımı enindeki fazlalığı çıkarıyorum. Evet. Şimdi çarşafımız tek kişilik baza ölçüsüne eni ve boyu geldi arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Boyu 2 metre 50 santim. Eni ise 1 metre 50 santim. Şimdi bunu 4 kat katlayacağım. Şu şekilde katlıyorum çarşafımı. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlıyoruz. Ve köşelerini keseceğiz çarşafımızın. Çarşafımın köşelerini kesebilmek için katladım. Ve dört kenarını birbirine eşit getiriyorum. Şu şekilde çarşafımızı katladık arkadaşlar. Hem de bakıyorum nasıl gözüküyor. Evet. Şimdi hemen sabun alıp geliyorum. Yatağımızın köşeleri için 30'ar santim bırakmıştık arkadaşlar. Pay vermiştik, bakın. Şimdi şuradan 30 santimden buradan çiziyorum. Şöyle 30 santimde buradan çiziyorum. Buradan da 30 santim çiziyorum. Ve çarşafımın köşelerini kesiyorum arkadaşlar. Hemen çarşafımın köşelerini şöyle, sabun çizgim gözükmüyor, tekrar bakıyorum ve şuradan kesip çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, bakın çarşafımızın köşesini kestik. Ve şimdi makine başına geçiyoruz. Makine başında videomuza devam ediyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi makine başındayız ve şimdi overlock'ta dikmeye başlıyoruz. Öncelikle bu köşe için kestiğim yerleri şöyle birleştireceğim, köşelerimi. Evet, gördüğünüz gibi köşemiz oluştu. Dört köşemizi de bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Yani çok kolay, pratik ve kullanışı çok güzel olan lastikli çarşaflarımızın dikimi arkadaşlar. Üçüncü kenarımı dikiyorum. Daha önce çift kişilik lastikli çarşaf paylaşımı yapmıştım arkadaşlar. Çift kişiliği de merak edenler geriye dönük videolarımdan ya da oynatma listemden izleyebilirsiniz. Evet, şimdi dört kenarımızı da diktik. Şimdi ben çarşafımın bütün bir kenarlarına lastik takacağım. Şöyle. Lastiğimizi ucunu bulalım. Evet arkadaşlar, şimdi lastiğimizi dikmeye başlıyoruz. Lastiğimizi dikerken lastiğimizi kestirmeden lastiği çekerek bu şekilde bütün kenarına dolanıyorum. İsterseniz sadece köşelerine de yapabilirsiniz. Ama ben bütün kenarlarına dolanmayı tercih ettim bu sefer. Lastiğimi bu şekilde bütün kenarlarına dolandıktan sonra düz makinede devam edelim. Evet, lastiğimizi tüm kenarlara geçirdikten sonra şimdi de düz makinamıza geldik. Ve bakın bu şekilde lastiğimiz her kenarına geçti. Daha önce de söylediğim gibi siz şu köşelerden 30 santim bu tarafa, 30 santim bu tarafa sadece köşeleri de lastikleyebilirsiniz. Ama ben bu sefer böyle tamamına geçirdim. Ve şimdi bunu düz makinede şöyle kapatacağız. Bakın arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde lastiği, çarşafımızı lastikledik. Evet arkadaşlar, 90'a 1.90 tek kişilik bazamızın lastikli çarşafı hazır. Bakın gördüğünüz gibi köşeleri, lastiği şu şekilde hazırlandı. Çok kolay bir şekilde diktik arkadaşlar. Evet, şu an burada bazam olmadığı için takıp gösteremeyeceğim ama küçük resim olarak yatağa takılmış halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, şöyle katlayalım. Gördüğünüz gibi çarşafımız tamam. Evet arkadaşlar, videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.